Düğünlerin en sevilen bölümü nedir ablası? Düğünlerin en sevilen bölümü yemek. Ya. Düğün evet. Yemekleri nerede evet. Yapılıyor? Burada yemekhanede yapıyoruz. Düğün yerlerinde yapıyoruz. Ben nereden buldum sizi? Seydim kasabasından. Yok, kokunuzdan. Kokuyu takip ede ede burnum beni buralara kadar hala var. Maşallah çalışıyor yani. İsminizi bağışlayın annesi. Hatice. Hatice anne. Kara kazan dedikleri bu mudur? Evet. Bu kazanların aslı kara değildir değil mi? Evet. Ateşle kararıyor. Evet, ateşle kararıyor. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Odunla pişiriyor. Ben bunu şu anda dibine yumurtasını koydum, ununu koydum. Katığını özledim. Elekledim, çorba yaptım bunu. Yayla çorba? Çorbası. Yayla çorbası. Yayla çorbasının aslını bir tarif eder misin anne? Çünkü çoğu zaman hanımlar onu hazır alıyorlar. Yayla çorbasını alıp atıyorlar. Aslı nedir bu çorbanın? Nasıl olur? Aslı düğün çorbalarını biz böyle yayla çorbasından yaparız. Düğün yemeklerinin çorbasını. Nedir malzemesi? Bir de nasıl yapıldığını bil. Malzemesi şöyle. Dibine yumurtasını koydum. Altı hapaz ununu koydum. Katığını koydum. Suyunu koydum. Yarmasını attım içine. Onunla böyle karıştırdım. Biraz da sıvı yağ ahıttım. Nanesini, yağını yaptım. Şimdi hazır servisimize. Kokusunu da anlatamam size. Odunda pişmesinin bir özelliği evet, var mıdır? Evet, çok çok. Odun yemeklerimiz daha lezzetli olur. Bu yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Evet. Ben tatlısından düğünlerim... tuzlusuna. Evet. Bir şey alıyor musunuz karşılığında? Tabii canım. Öyle mi? Evet. İyi canım, bir şey demedik. Yalnız annem, bu tencereleri çoğu yerde kapatırlar üstünü. Yemeğe bakabilir miyiz diye gelenlere tencere kapağını açma bahşişi evet, söylerler. Onu da yaptılar şimdi. Ha biz ona yetişemedik. Evet. Daha doğrusu bizden önce gelenlerden Allah razı olsun. Damat yaptı onu. Öyle mi? Evet. Kaç para aldın yemeği göstereceğim diye annem? Bir şey yok, o kadar değil. 5 milyon verdi. Daha ne olsun canım, bir tencerenin evet. Kapağını kaldıracaksın sen de yani. Evet. Kolay gelsin. Hı, helva mı yaptınız bir de? Bir de helva yaptım, bir de et yaptım, bir de pilav yaptım. Salata da görüyorum. Daha erken olaydı böreğimiz, şeyimiz de oluyordu, baklavamız. Acele olduğu için onlar olmadı. Yani düğünü olan sizi buluyor değil evet. Mi? Evet. Siz efendim? Ben de Zeliha Sütçü. Ben de helva yaptım. Yaptınız. Evet. Soralım. Helvayı kim yaptı? Ben. Soralım. Helvayı kim yaptı? Ben yaptım. O çorba yaptı. Bir daha soralım. Ortada bir yanlış anlama var. Bir tane helva var, iki tane sahibi var. Bu helvayı kim yaptı? Ben yaptım. Nasıl yaptınız? Şimdi helvayı nasıl yaptım? Sadece mikrofonu. Gel. Bakalım tarifler tutacağım. Kimin yaptığını anlarız. Tarif et yavaş. Şekeri kestirdim, yağını koydum. Şekeri kestirdin, yağını evet, koydum. Evet, karıştırdım. Cevizini koydum. Cevizini koydum. Kaşık kurumaya başlayınca şekerine koydum. Kaşık kurumaya başlayınca şekerini evet, kabardı. Sütünü tamam. Koydum. Öğrendim, duydum. Tamam, teşekkür ederiz anne. Belki sen yapmışsındır, ne bileyim ben, onu öğreneceğiz şimdi. Tarifini bir alabilir miyiz? Dibine yağ koyuyor. Ununu koyuyor, kavuruyor. Şekerini kaynatıyor. Başka bir şey koydunuz mu? Ceviz koyuyor. Cevizi ne zaman koydunuz? Un kavur, kızarınca koyuyor. Tarifler de tutuyor. Tarif fix de yani. Bizde geliyor. Bizde sen yaparım. Ne zaman yaptın bunu abla? Ben evde de yaparım. Hayır, bunu ne zaman yaptın? Bunu deminden yaptık. Deminden? Evet. Siz bunu ne zaman yaptınız anne? Bir saat, bir buçuk saat oldu. O da Allah Allah. Tadından anlarım ben. Anla bak. Tadı güzeldi. Ben mevzuyu çözdüm. Helvayı annem yapmış. Sen de Şoray gelmiş. Televizyona nasıl çıkayım diye düşünürken benim anladığım kadarıyla helvanın başına oturuvermişsin. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Ama helal olsun. İnsan bir şeyi gerçekten istediği zaman helva da yapar. İstemediği zaman ipe un da serer. Tebrik ediyorum ablam seni. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hatta var ya, normalde pek yapmayız ama sırf bu emeğin karşılığında hani bize olan nasıl diyeyim muhabbetin nedeniyle varsa selam söylemek istediğin biri onu bile alırız. Dışarıda abim var, ona selam söylerim. Görüşür müsünüz abinizle? Hayır, görüşmüyor. Arabistan'da. Küslük durum yok, yok ama yani. Yok, küslük yok da. Bir sene de gelmiyor. Özlediniz abinizi. Ha, kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin ablası. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Bunu siz mi yaptınız? Evet. Şu en başta tencerede bir etli yemek var. Kim yaptı onu? Sen yaptın. Şoray Bey, yardımlaşarak yaptık. Üçümüz. Evet. Komşular yardım ettiler. Evet. Git gel, git gel. Vallahi yani Avrupa Birliği'ne girerdik biliyor musun bu mekik diplomasisiyle? Buyurun. Şuray efendi, bunların ikisi de muhtarın hanımı. Şu da bu da. Nasıl muhtarın hanımı? Kaç bizim, muhtar var köyde? İki tane. Bizim koyun. Oh, bir an dedim muhtar iki evli mi dedim. Yok canım. Tövbe tövbe. İki tane koyumuz büyük ya. Ha, iki tane muhtar evet, var. Evet, evet. Biri Seyit Murat Mahallesi'nin, biri Yunus Emre Mahallesi'nin. Ben de diyorum bu hanımlar gelmişler hemen kazanların başlarına diyor. Tabii bir muhtar hanımlığı durumunda olacak tabii. Evet abla. Şoray Bey, bu buyurun et, efendim. Et yemeği mevlütlerimizde, düğünlerimizde yaptığımız bir yemektir. Kuzu mu, dana mı? Bilmiyorum. Hani erkekler aldılar geldiler. Öğreniriz. Çorum'da. Kuzu mu dana mı? Dana eti. Dana eti. Pişmesinden belli. Dana etiymiş, pişmesinden belliymiş zaten. Olur. Tencerenin başında oturup sadece karıştırınca yaptım olmuyor o işler. Ne var malzeme içinde biliyor musunuz? Malzeme ne var? Yağ var, et var. Tuz, su, salçası, biberi. Onlar var. Bir de yine teyit edelim. Hanımlar diyorlar ki biz havalı değiliz muhtar hanımı olarak diyorlar. Var mıdır öyle bir hava durumu? Yok yok hafif? Öyle bir şeyleri yok. Azıcık şöyle hafiften yani. Şöyle bir cemiyete geldiklerinden muhtarın karısı geliyor. Durumları oluyor mu? Semra Özel gibi baksana gözlüğü dağınmış oturmuş. Bir first lady'lik durumu var mı hanımefendiciğim? Az mışık yapıyor o kadar da olmuyor. Samsun eskede başı. Kolay gelsin ablası. Sağ ol, teşekkür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.